kaybedilişinin 30. yılında Mehmet Zeki Doğan'ı unutmadık diyerek kamuoyunun karşısındayız. Demokrasilerde halkın hem siyasi hem de idari anlamda yönetime katılması esastır. Bu nedenle yalnız seçme ve seçilme hakkını kullanmak yetmez. Yurttaşların eşit ve özgür müzakere yöntemiyle katılmaları da gerekir. Bu yüzden yurttaşların karar vericilere ulaşma, onları etkileme kanallarına sahip olduğu yöntemlere demokrasi denir. Son dönemde yumuşama diye etiketlenen ve toplumun gündemine sokulan süreçten umut üretilmesi ancak devleti yönetenlerin hukuka ve insan haklarına yönelmesiyle mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, anayasanın bireyin hak ve özgürlüklerini korumaya yetmediği, yurttaşların taleplerini karar vericilere iletmek için muhatap bulamadığı anormal koşullardan uzaklaşmadan, yumuşamadan söz edilemez. Zira normal olan devlet yönetiminde insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve yurttaşların taleplerini esas almaktır. Eğer bir yumuşamadan söz ediliyorsa öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin eksiksiz uygulamasını, taleplerimizi karşılamalıdır. 29 yıldır maruz bırakıldığımız hukuksuzluğa, adaletsizliğe yenilerini ekleyen İçişleri Bakanı tüm randevu ve taleplerimizi karşılıksız bırakmaktan vazgeçmelidir. 14. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Halkın haklı ve meşru taleplerini sonuçsuz taleplerini dikkate almayan yönetimler demokratikleşemez, yumuşayamaz. 14. haftamızda 30 yıldır ülkemizin anormal koşullarında yönetildiği için sonuçsuz bırakılan Mehmet Zeki Doğan dosyasıyla kamuoyunun karşısındayız. 37 yaşındaki Mehmet Zeki Doğan Hakkari Çukurca'da yaşıyordu. Ve 10 yılı aşkın süredir Çukurca Lisesi'nde kamu personeli statüsünde hizmetli olarak çalışıyordu. Özel harekat timleri 7 Haziran 1994'te saat 23 sıralarında liseye baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeriye girip gece nöbetinde olan Mehmet Zeki Doğan'ı zorla bir panzere bindirerek götürdü. Ailesi olaya tanık olan mahallelilerden Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltına alındığını öğrendi. Resmi makamlara başvurarak aldığı izin belgesiyle bölgede arama faaliyetlerini başlattı. Çukurca halkının da katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir arama faaliyeti başlattı. Tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan arama sonucu Çukurca'ya 5 kilometre mesafede boşaltılmış olan Narlı Köyü civarında Zap Suyu kenarında Mehmet Zeki Doğan'ın ayakkabıları ve ceketi bulundu. Giysilerinin olduğu yerde kan izleri vardı. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı, Mehmet Zeki Doğan'a ulaşılamadı. Kamu personeli olan Mehmet Zeki Doğan görev başındayken gözaltına alınıp kaybedilmesine rağmen okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadı ve ailesine bilgi verilmedi. Ailesi Mehmet Zeki Doğan gözaltına alındıktan sonra öldürülüp zapt suyuna atıldı mı sorusu karşısında resmi makamlar sessiz kaldı. Devlet Mehmet Zeki Doğan'ın yaşam hakkını kamu gücünün müdahalesine karşı koruma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Olayın kanıtlarını saptamak
maddi gerçeği açığa çıkarmak, fail ve sorumluları tespit etmek ve cezalandırmakla görevli makamlar suçun cezasız kalması yönünde tavır sergiledi. Ailesi 30 yıldır evladının başına gelenleri öğrenemedi. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Zeki Doğan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içerisinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Şimdi bizlere Mehmet Zeki Doğan'ın ailesinin gönderdiği bir mektup var. Onu Kemal Gökhan arkadaşımız okuyacak size. Ben Emirhan Doğan. 7 Haziran 1994 tarihinde Hakkari Çukurca'da gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Zeki Doğan'ın kardeşiyim. Abim Çukurca Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışıyordu. 7 Haziran'da okulda gece nöbetindeydi. Olaya tanıklık edenler bize geç saatlerde özel harekat timlerinin okula bir baskın yaptığını ve ağabeyimi gözaltına alarak zırhlı bir araçla götürdüklerini söylediler. Çukurca halkı ile birlikte ağabeyimi her yerde aramaya başladık. Bu sırada Narlı köyünden insanlar bize Zap Suyu kenarında giysi bulduklarını haber verdiler. Hemen oraya gittik. Bulunan ayakkabı ve ceket abime aitti. Ceketin cebinde 2 paket sigarası duruyordu. Su kenarında kan izleri vardı. Ailemizin ve Çukurca halkının tüm çabalarına rağmen cenazemizi bulamadık. Hukuki başvurularımızdan da sonuç alamadık. O gün bugündür abimi öldürüp Zap Suyu'na mı attılar şüphesini taşıyoruz. Annem Hayat Doğan ve babam Cemal Doğan abimden bir daha haber alamadan aramızdan ayrıldı. Ailesi olarak 30 yıldır abimi arıyoruz. Gerçeği bilmek istiyoruz. Bize bu acıları yaşatanların yargılanarak cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bir daha hiçbir aile bu acıları yaşamasın istiyoruz. Abime ulaşana kadar arayışımız ve bekleyişimiz devam edecek. Emirhan Doğan, 22 Haziran 2024.